İki fonksiyon m noktasında sürekli ise bu noktadaki değerleri aslında limitlerinin de değerlerine eşit. Dolayısıyla direkt buraya fm artı 2gm 8. Aşağıya da yine fm eksi gm eşittir eksi 1 deriz. Taraf tarafa çıkardığımız zaman 3gm eşittir 9'dan gm 3 olur. Bu sol limitinde, sağ limitinde o noktadaki fonksiyonun değerinde 3 olduğunu söylersin. Çünkü sürekli dedik. Şimdi yine bir tanesinde yerine yazarsak 2 kere 3 6. Fm de buradan 2 oldu. Bizden ne isterse yaparız artık. Limit xm eksi 1'e giderken. Limit xm eksi 1'e giderken burada zaten yerine yazınca m eksi 1 artı 1'den m yaptı. M noktasında da fonksiyon sürekliydi. Direkt f küp m'ye eşittir. 2'nin kübünden 8 olur. Aynı şekilde g2 olacak. G2 de arkadaşlar. G2 nereden çıktı ya pardon. Gm olacak. Burada bakın herhangi bir şey yazmayacağız yerine değil mi? Direkt gm zaten. Sakın x gördüğünüz yere m-1 yazacağız gibi düşünmeyin. Çünkü bu gx değil. Zaten gm. Böylece gm'nin de 3 olduğunu biliyoruz. 8 çarpı 3'ten 24 D şıkkı. 3 koyduğumuz zaman içeriye arkadaşlar eğer 0 yapmıyorsa bir problem yok demektir ki yapmıyor. Negatif de yapmıyor. O yüzden aslında fonksiyon gibi sadece yerine yazacağız. 27 eksi 6 artı 4. Böylece 31 eksi 6'dan buradan 25 geldi. Log 5 25 oldu. Log 5 25 ne demektir tabii ki? 2. İlkinden 2'ye elde ettik. İkinciye geldiğimiz zaman limit x m'ye verdiğimizde ln x ln m olacak. O zaman 2 artı ln m eşittir 7. Ln m eşittir 5 olduğu için at öbür tarafa m eşittir e üzeri 5. Cevap B şıkkı. Bir fonksiyonun x eşittir a noktasında limiti varsa bu fonksiyon x eşittir a noktasında sürekli olmayabilir. Bakın en basit örneği. Burası sürekli değildir, kopma vardır ama bir 3 noktasında sağdan da yaklaştığınız, soldan da yaklaştığınız aynı limit değerine gelirsiniz. Bu bazen doğru. Gelelim fonksiyonun x eşittir a noktasında sürekli, tabii sürekli ise arkadaşlar kesinlikle limiti vardır. Sürekli ise zaten kopma yoktur. Haliyle sürekliliğin şartı önce limitli olmak. Sürekli olan kesin limitli olur ama çok sürekli dedik. Neyse bunu böyle hallettik işte. Bir fonksiyonun x eşittir a noktasında sürekli ise bu fonksiyon x eşittir a noktasında tanımlıdır. Evet arkadaşlar, fonksiyonun sürekli olması demek hiçbir böyle sıkıntının olmaması demek. Bir nevi çöpsüz üzüm gibi düşünün. Haliyle arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmadığında zaten sürekli oluyor. O yüzden tabii ki tanımlı olmak zorunda. Cevap D şıkkı 2-3. 3 artıyı arkadaşlar fx eksi 3'e koyacağız. Bu ne demek olacak aslında? 3.001'i koyduğunuzu düşünürseniz 0.01 gibidir. Yani aslında f0 artı. f0 artı için neyi kullanıyoruz? Burayı. 0 artı olduğu zaman 0'a çok yakın bir değer. x eksi 1, 1 eksi x diye çıkar. Mutlaklarda her zaman önce ne yapıyoruz? Nasıl çıktığına bakıyoruz. Böylece arkadaşlar 1 eksi x diye çıkar. Eksi x olur. Sonra 1 eksi 2x olur. Buraya arkadaşlar 0 artı yazdığımız zaman tabii ki çok ufacık bir sayı olduğu için 0 artı 0.001 gibi olduğu için burası olduğu gibi çıkar. 1 eksi 2x olur. Böylece x yerine 0 yazarız. Ancak şu an yazdım bakın. Buradan da limit 1 gelir. Bunu hallettik. Şimdi gelelim diğerine. 2 artı 2 eksi x. 2 artıyı yine böyle 2.001 gibi düşünün. Bundan 2'yi çıkarırsanız ne olur? Eksi 0.001. Böylece bu da 0'a yakın ama sol taraftan yakın. Haliyle artık burada f0'a bakacağız. Yani 0'a soldan yaklaştığımızda burası. 0'a soldan yaklaştığında sakın önce x yerine yazma. Şunu düşün. 0'a soldan yaklaştığında mutlak x nasıl çıkar? Eksiyle çarparak çıkar çünkü negatif bir sayı. Bir de buna x'e bölersek eksi 1. Daha bakın değer veremeden buranın limiti eksi 1 geldi arkadaşlar. Böylece 1 ile eksi 1'i topladığımızda cevap A şıkkı 0 oldu. Şimdi arkadaşlar bu yukarısı x eksi m mutlak çarpı x artı m mutlak şeklinde. Burası da m eksi x şeklinde. M'ye soldan yaklaştığımız zaman burası arkadaşlar ne olur? M'den küçük bir sayı olacağı için m eksi. Burası tabii ki ne olarak çıkacak? M eksi x olarak çıkacak. Doğru mu? Örnek şöyle düşünün. Şimdi hani pozitif sayı gibi düşünün. 2 olsun m. Biz şimdi m eksiye ne diyoruz? 2 değil de 1.99 gibi diyoruz. Haliyle 1.99'dan 2'yi çıkarırsanız tabii ki negatif soy olur. Bu yüzden eksiyle çarpılarak çıkar. Aşağıda m eksi x var. Burada mutlak x artı m'de şu an bir dursun. Çünkü m'nin negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar limit x m'ye soldan yaklaşırken bunlar artık sadeleşti, birbirini götürdü. M eksi yaptığımız zaman 4 üzeri 64 olması için buranın 3 olması lazım. Demek ki mutlak içinde 4 üzeri 2m eşit olmalı arkadaşlar 4 üzeri 3'e. Buradan yararlanırsak m 3 bölü 2 de olabilir. M eksi 3 bölü 2 de olabilir. Cevap bu yüzden eksi 9 bölü 4 b şıkkı olacak. 0 yazarsanız arkadaşlar f2 eksi f2 bölü 0'dan 0 bölü 0 belirsizliği olur. Böyle bir şey olmaması lazım. Haliyle burada belirsizlikten kurtulmak için ne yapmanız gerekiyor? Çarpanları ayırmanız gerekiyor ve sadeleştirmeniz gerekiyor. O zaman neye ihtiyacım var? Parabolün denklemini yazmaya. Baş katsayısı 1 demiş. X artı 2 çarpı x eksi 3. Buna göre o zaman hemen f2 eksi 2 eksi x'i bulabilirim. X gördüğüm yere 2 eksi x yazarsam burası 2 eksi x artı 2. Burası da yine 2 eksi x eksi 3 olur. Böylece 4 eksi x çarpı 5 eksi eksi 1 eksi x olacaktır. Eksiyi şunla çarpayım, kurtulalım o eksiden. X eksi 4 çarpı x artı 1 diye daha kolay bir versiyona sokayım. Buradan da x kare eksi 3x eksi 4 oldu. Hemen f2 artı x'i bulalım arkadaşlar. F2 artı x'i bulmuşuz. 2 eksi x'i bulmuşuz. F2 artı x de nedir? Burada yerine yazarsak 4 artı x çarpı 2 eksi 3'ten eksi 1 artı x. Haliyle arkadaşlar x eksi 1, buradan da x kare artı 3x eksi 4 olacak. Bunları çıkarmamızı istiyordu f2 eksi x ile 2 artı x'i. Çıkartırsak x kareler gider. Eksi 4'ler gider arkadaşlar. Eksi 3x eksi 3x'ten eksi 6x olur. Paydada zaten x var. Limit x sıfıra giderken bakın hiçbir şey yapmadan kendiliğinden sadeleşti. Cevap eksi 6 geldi arkadaşlar. A şıkkı. 2 kos kare x eksi 1. Tabii ki kosinüs açılımını bilmek lazım. Yarım açı kos 2x arkadaşlar. Kos üzeri 4x'in üzeri 4x kısaca yazayım. C üzeri 4 s üzeri 4. C kare eksi s kare. C kare artı s kare. Bunu 1 yaptı. Haliyle c kare eksi s kare yine kos 2x'tir arkadaşlar. Buradan da 1 geldi. Daha yerine yazamadan kendiliğinden sabit fonksiyon limitinden cevap 1 oldu. Aslında burada gördüğünüz gibi trigonometri bilgisi kullandık. Şimdi arkadaşlar bir kere x3 noktasında limit olduğuna göre sağ ve sol limit eşit olacak. Sağ limiti biliyoruz. Çünkü vermiş değeri. X yerine 3 yazarsam 3 eksi 7'den eksi 1 oldu. O zaman arkadaşlar bu noktadaki limitin de eksi 1 olması lazım. Peki bu nasıl sağlanır? Bu eksiyle çarpılarak çıkar. Bu zaten aşağısı eksi 4 artı m, böylece eksi 1 olur. Demek ki biz x yerine 3 yazdığımız zaman yukarısı eksiyle çarpılarak çıkmış. Bu ne demek? Eksiyle çarpman için burada yerine yazdığında yukarıdaki ifadenin negatif olması demek arkadaşlar. Sıfıra eşit olamaz derim. Çünkü paydayı sıfır yaparsa o zaman direkt limitsiz olur. Böylece 2 artı m küçüktür 0. M küçüktür eksi 2 oldu. Cevap D şıkkı. Eksi sonsuz eksi 2 aralığı. Bileşke fonksiyonlarda nereden yaklaştığınız da önemli. Normalde biz arkadaşlar diyelim, burada bakayım mesela bir soru şurası. Limit x 3'e sağdan yaklaştığınız zaman deriz ki sıfırdır bu. Ama bileşke fonksiyonda bir daha bunu işleme sokarken şunu deriz. Bu 3'e sağdan yaklaştığında sıfıra biraz alttan geliyor bakın. Sıfırın altında kalıyor. O zaman bu sıfır eksidir. Bu şekilde yorumlamanız lazım, tamam mı? Haliyle başlıyorum. 1. F0 artı. F0 artı arkadaşlar sadece bileşke fonksiyonu olmasaydı sıfıra sağdan yaklaştığımda 1 olacaktı. Ama biz sıfıra sağdan yaklaşırken dikkat edin lütfen. 1'in neresindeyiz? 1'in biraz üstündeyiz, gördünüz mü? O zaman sıfıra sağdan yaklaştığınızda 1'in üstünde oluyorsanız bu 1 artı demektir. Devam edeceğiz. Şimdi bunu hallettik. Sonra F1 artıya bakacağız. F1 artıda ne oluyor görelim. F1'e sağdan yaklaşmak yani. 1'e sağdan yaklaşınca bakın eksi 2'nin biraz üstünde olduk yine, gördünüz mü? Bu da eksi 2 artı demek olacak. Şimdi artık ikinciyi de hallettik. F eksi 2 artı yapalım. Eksi 2'ye sağdan yaklaşacağız demektir. Bu da bakın 3'e biraz alttan geldik. 3 eksi diyeceğiz bu yüzden. Sonra arkadaşlar artık bu da bitti. F3 eksi oldu. F3 eksi burada zaten 0. 0 eksi 0 artı falan dememe gerek var mı? Hayır, fonksiyon bitti artık. Yaklaştığı değer bulmak yeterli. 0 oldu arkadaşlar, cevap C şıkkı. Durana kadar işaretleri önemsiyoruz yani. İki fonksiyon ayrı ayrı sürekli ise bunların farkları da o noktada süreklidir arkadaşlar. Toplamları da süreklidir, problem yoktur. Çarpımları da süreklidir, yine problem yoktur. Ancak biz gx fonksiyonunun x eşittir a noktasında limitinin 0 olup olmadığını bilmiyoruz. Belki bunun limiti 0. O zaman arkadaşlar sayı bölü 0'dan bakın bırakın sürekliliği, tanımlı bile olmayabilir. Bu yüzden gx'in 0'a eşit olup olmadığını bilmediğimiz için bu bazen doğrudur, bazen yanlıştır. Cevap C şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada diyeceğiz ki x 30 olduğunda, yani yakınlaşıyor zaten, düşünmeniz zor olur şekilli sorularda. 30 derece olduğunda ne olur ona bakalım. R'ye şimdi bilmediğim için 1 vereceğim. Buraya da 1 yazıyorum, tamam mı? Sonra arkadaşlar şöyle 60 derece 30-30 ayrılır. Neden? İçteğet çember demek açıortayların kesim noktası demektir. Bu yüzden arkadaşlar burası da gördüğünüz gibi 60'ın karşısı ne olacak? Kök 3. Çünkü R2'ye ben kendim 1 dedim harflerle uğraşmamak için. 30'un karşısı kök 3 artı 1 ise 60'ın karşısı ne olur? 3 artı kök 3. Bu yüzden buraya arkadaşlar 2 artı kök 3 kalır. Lazım olursa kullanırız. Şu an lazım değil. Böylece bunun bir kenarı 3 artı kök 3 olduğu için şu kenara arkadaşlar ne kaldı? 2 birim. Artık R1'e tabii değer veremeyeceğim. Normal bakacağım. Şimdi buraya R diyelim. Buraya da R diyeceğiz arkadaşlar. Kareden dolayı. Buraya da R. Aynı demin söylediğim gibi 30'un karşısı R ise şu 2 de buradan R artı R kök 3 olacak. Neden? 30'un karşısı R'ye geldi. 60'ın karşısı şu kısım R kök 3 oldu arkadaşlar. R artı R kök 3 2 olduğu için R parantezinde kök 3 artı 1 eşittir 2. Bunu da 2 bölü kök 3 artı 1 bulduk. Yukarıdakine R1 denmiş. O zaman 2 bölü kök 3 artı 1'in 1'e oranı 2 kök 3 eksi 2. 3 eksi 1'den eşlenik alıyorum. 2 oldu. Buradan da kök 3 eksi 1 geldi. Limit x 30 dereceye geldiğinde. Cevap C şıkkı. Bir fonksiyon bakın 3. dereceden bir polinom fonksiyon şeklindeymiş ve normalde x yerine 2 yazınca 0 olacak. Sayının 0'a bölümü tanımsız. Ne olması lazım? 0'ın 0'a bölümü olacak ki sonra denklemi sadeleştir, belirsizlikten kurtul. En sonunda da bir reel sayı elde et. Yine aşağıya gel. X yerine 3 yazarsan 0 olur. Normalde bir reel sayı 0 değilse, herhangi bir reel sayı 0 hariç, 0'a bölümüne tanımsız. O zaman burada yine ne olmalı? 0 bölü 0 olsun önce. Bunun sayesinde 0 bölü 0 demek sadeleştirilebilir demek. Sadeleştirilince de çarpandan kurtulmuş olursun. Artık bir reel sayı gelir. Dolayısıyla bak, bu fx'in bir çarpanı x eksi 2. Diğer çarpanı x eksi 3. Bir baş katsayısı a, bir de 3. kökümüz b olsun. İşte böyle bir fonksiyon. Cidden şimdi bak, bunu x eksi 2'ye bölelim. Limit x 2'ye giderken diyelim. Hakikaten bunlar sadeleşiyor. Bak 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtuluyorum. Yaz yerine a çarpı x yerine 2 yazınca eksi 1 çarpı 2 eksi b eşittir eksi 7. Birinci denklemi elde ettim. İkinci denklem limit x 3'e giderken a çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi b bölü x eksi 3. Hakikaten burada da yine x eksi 3'ler gitti. Sadeleştiği için belirsizlikten kurtuldum. Yazıyorum a çarpı 1. 3 eksi b eşittir 9. Şimdi ne yapacağım? İki tane denklem var elimde. Taraf tarafa bölmeyi akıl edersen bak a'lar gidiyor. Böylece burada 2 eksi b eşittir. Daha doğrusu 2 eksi b eşittir demeyeyim. Sadeleştirdim. A'lar gitti. Buradan o zaman 2 eksi b bölü 3 eksi b. Eksiler sadeleşirse 7 bölü 9 geldi. Bundan sonra şu eksiyle bu eksiyi sadeleştirdim çünkü. Bundan sonra da 18 eksi 9b eşittir 21 eksi 7b. 3 eşittir eksi 2b'den b eksi 3 bölü 2'dir. B'yi -3/2 bulduğum için gideyim mesela bu bulduğumu istediğim bir tanesine yerine yazayım. Mesela burada yerine yazayım. Yazıyorum bakın. A çarpı 3 eksi 3/2'den 3 artı 3/2 eşittir 9. Doğal olarak buradan da a ne geldi? 2. Demek ki fx arkadaşlar 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 2. Son kökümde neydi? Eksi 3/2. Eksi eksiden bu geldi. Şimdi bir polinom fonksiyon her noktada sürekli ya. Sürekli olduğu noktada limiti olmaya eşitti. O noktadaki değerine. Yani f1'i soruyor bana. f1 eşittir 2 çarpı 1 eksi 3 eksi 2. 1 eksi 2 eksi 1. 1 artı 3/2 5/2. Buradan eksiler gitti. 2'ler sadeleşti. 5 kere 2 cevabımız 10 oldu. B şıkkı.